27 Mart 2010. Şu anda Karıncak köyündeyiz. Karıncak Kırklareli'ne bağlı bir köy. Ve Sultanlar Yolu üzerinde olan bir yerleşim birimi. Ve ilk defa Sultanlar Yolu'nun yol işaretleme çalışmaları burada başladı ve devam ediyor. Şu anda Karıncak Köyü ile ilgili küçük bir röportajımızı izleyeceksiniz. Hocam buyurun. Şu anda Karıncak Köyü'ndeyiz. Bize kısaca köyle ilgili tarihi bilgileri anlatabilir misiniz? Karıncak Köyü 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir köy. Hı hı. Evet. Eskilerin deyimiyle 93 Harbi'nden sonra kurulmuş bir köy. Hı hı. Köyümüzün esas tarihçesi 1460'lı 62 yılında Fatih'in Karamanoğlu devletini ortadan kaldırmasıyla başlar. Bu devlet içerisinde yaşayan Karamanoğlu beyliği içerisinde yaşayan Türkmen toplulukları buradan Osmanlı uç boylarına yerleştirilmiş. Karıncak Köyü'nün tarihçesi de buradan Osmanlı'nın uç boylarına yerleştirilen Türkmen topluluklarından oluşur. Hı hı. 93 Harbi'nden sonra Bulgaristan'daki 3 köyün birleşmesiyle Karıncak Köyü'ne oradaki Türklerin gelmesiyle kurulan bir köy. Karıncak Muhacirlerin köyü. Muhacirlerin köyü. Bu köye, bu köye gelen insanlar ilk önce şu bulunduğumuz mevkiye yerleşmişler. Burada az ileride bir kuyu var. Su olduğu için buraya yerleşmişler. Fakat buraya yerleşen bu insanlar daha sonra komşu köy olan Rum köyleri, Kaynarca eski adıyla Yene ve Üsküp'te yaşayan Rumların bunları rahatsız etmeleri, gece yaşadıkları yerleri basmaları dolayısıyla buradan yaklaşık 5-6 kilometre aşağıya Osmancık dediğimiz bir köyün civarına kadar kaçıyorlar. Hı hı. Bu olay 2-3 defa bu şekilde oluyor. Oraya kaçıyorlar. Orada yine sıkıştırıyor Yeneli Rumlar. Oradan biraz daha güneye kaçıyorlar. Yine sıkıştırıp bunları yakıyorlar. Bulundukları yerleri. Hı hı. Buradan gitmeleri için. Bu şekilde devam ederken en son yine bulunduğumuz bu mevkiye geliyorlar. Bu mevkide suyu buldukları için buraya yerleşmeye karar veriyorlar. Anladım. Aslında köyün adının Karıncak olmasının bir sebebi de bu. Bu yöre eskiden de zannedersem sultanların da aynı zamanda avlaklarından biri. Av bölgelerinden birisiymiş. Hı hı. Hatta komşu köy Üsküpdere köyü, hı hı, Sultan Abdülhamit'in, ondan önce Sultan Abdülmecid'in, hı hı, av sahası olarak kullandığı bir köy. Bir köy. Evet. Evet. Hatta orası da yerleşim olarak sonradan kurulmuş bir köy. Öyle mi? Evet, sonradan kurulmuş bir köy ama tarih olarak bizden daha eski. Anladım. Sultan Abdülhamit'in av sahası olarak kullandığı bir köy. Oraya bir cami yaptırıyor. Abdülhamit Camii denir o camilere. O camiyi yaptırdıktan sonra civarına Balkan Savaşları'ndan ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mübadele ile gelen insanlar yerleştiriliyor o köye de. Bu köyün 3-4 defa burada Rumlar tarafından buradan uzaklaştırıldıktan sonra gelip şu suyun etrafında yeniden köy kurmalarının, köyün isminde de önemli bir yeri var.
Karıncak ismi Kanıncak'tan gelir. Yani çok bu civarda çok yer gezmişler. Kanıncaya kadar. Evet. En son kandıkları, razı oldukları, yani yerleşeceğiz dedikleri köy olduğu için Karıncak köyü zamanla Kanıncak, zamanla boz olarak Karıncak haline gelmiş. Köyün esas isminin kaynağı da o. Karıncak, esas ilk ismi Kanıncak. Kanıncak. Nüfus ne kadar burada hocam? Nüfus yaklaşık 300-320 kişi. 300-320 kişi. 320 kişi. Hane olarak 80-85 hane. Burada bu tarihle ilgili başka neler var? Tarihle ilgili şöyle söyleyeyim. Bu oradaki yaşayan insanlar 1911-12'deki Balkan Savaşları'nda ve ondan sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında burası yaklaşık 20-22 ay Yunan işgalinde kalmış. Şu gördüğünüz cami eski cami. Bu cami yeni. Eski camide bu köyün erkeklerini Yunanlı Topal Zabit diye bir komutan varmış. Yüzbaşı. O Yunanlı komutan eski camide bütün erkeklerini soyup, çırılçıplak soyup defalarca sopadan geçirmiş. Üzerlerindeki altınları almak için. Anladım. 22 yıl, 22 ay bu şekilde işkence yapmış bu köye. Burada yani gelecek olan yürüyüşçülere, doğa severlere katkısı ne olabilir? Yani çevreniz söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla çok güzel. Güzel. Buradan az önce o yolun boyunda bir Üsküp'ten Yene'ye, Kaynarca'ya, oradan da Tekirdağ'a giden bir şarap yolu var. Onun az güney, kuzey batısında Taşköprü denilen bir yol var. O şeyin Kaynarca Köprüsü'nün, Yene Köprüsü'nün olduğu yerde orada da Manastır denilen bir mevki var. Eskiden Ortodoks Kilisesi'nin rahip ve rahibe yetiştirdiği manastır varmış. Yerlerden bir tanesi. Bir tanesi. Komşumuz Üsküp çok eski yerleşim biri. Orada da kilise mevcut. Hala hatta oraya gelip Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan oraya gelip ziyaret eden, eski dedelerin yerlerini, evlerini bulup ziyaret eden insanlar var. Burada Karıncak Köyü'nde tarihi olarak 120-130 yıllık bir tarihi var Karıncak Köyü'nün. Yani doğa severlerin yani gönül rahatlığıyla gelebilecekleri bir yer. Anladım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Karıncak Köyü'ne inşallah bundan sonra daha fazla turistin, doğa severin gelmesini sağlayacağız. İnşallah.